Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün biz mantar yapacağız arkadaşlar. Bugün mantar söyleyeceğim sana. Bugün mantar topladım geldim. Şöyle mantarlarıma bak. Valla bugün mantar buldum. Tesavvur gittim. Bugün annem biraz rahatsızdı arkadaşlar. Akşam da rahatsızdı. Dün acil aldım. İğne buldular. Ondan sonra bir de serum bağladılar dün abama. Biraz onun rahatlığıyla sabaha kadar saat 6'ya da uyumuş, 6'da uyanmış arkadaşlar. Yine ateşlenmiş, onu da zamanı beri çağırdılar. Gittim, aldım diğer bir doktoruna telefon açtım, o da buraya bir getirdi. Bir bakalım dedi ne var diye. Onları da pek anlamaz da. Ondan sonra yine annemin o hastalığından dolayı herhalde arkadaşlar. O da yine intihar mı yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Yine kanama manama var. O da Kayseri'ye bugün radyo aldık arkadaşlar. Kayseri'ye gideceğiz, Kayseri Şehir Hastanesi'ne. Bakalım bakalım. İnşallah iyi çıkar şeyler gösterdim arkadaşlar bu. Oradaki patolojinin sonuçlarını falan doktora gösterdim. Pek anladığını da zannetmiyorum yani. Buradaki doktorların pek anladığını zannetmiyorum. O yüzden Aksaray'a ayın 31'ine genel cerrahçı görmüşmüş randevu. Arkadaşlar demin bunu anlamıyorum ya. Gerçekten bak. Şimdi senin mesela dişine randevu almış. Ayın kaçına kadar müddet atmışlar. Bugün mesela benim adam çok rahatsız yani, öyle bildiğiniz gibi de değil, gerçekten acayip rahatsız. Yemek yemiyor, kusuyor, ondan sonra karnı ağrıyor, böyle ne diyeyim? Yani acayip bir hastalığı var. Bize randevu ay 31'de mi ne randevu vermiş bu Aksaray'ın şeysine. Ben anlamıyorum arkadaşlar, ölsek mi olacak yani, nasıl yapacağız bu randevu? Ben gerçekten aklımı yitiremedim yani, insanlar mesela acil bir şey olsa ne yapacak? Ay 31'ine ya da bir diş için bir ay beklemem. Ben geçen mesela dişime dayanamadım arkadaşlar. Diş baya sızladı. Ondan gittim gülacı. Bana da sıra vermedilerdi. Gittim oradan sıraya aldım. Çektirdim mesela. Yani gerçekten anlayamıyorum arkadaşlar. Bu hasta olan insanlar ne yapıyor acaba? Bu verdikleri tarihe kadar bekliyorlar mı? Yoksa ne bileyim ben? Allah herkesin hayırlısı olsun aklımda arkadaşlar. Gerçekten yani gidişatın çiğdem gibi görünüyorum ben ya. Valla böyle bir gidişat olmaz yani. Ne bileyim ben? Böyle bir gidişat olman lazım senin ya. Böyle bir şey var mı? Allah'tan Kayseri'ye ayın 4'üne sağlığına varmış da oraya sıra aldık. Ayın 4'ünde Kayseri'ye gidiyor arkadaşlar. Bir an önce götürmem lazım. Yoksa bayağı rahatsız yani. Bayağı rahatsız oldum. Vallahi bunu Allah söylemize hayır etsin ya. Allah. Bu mantarları burada bir kere tutma geçirin. Ondan sonra bu
Buranın içerisinde de ben bunu kullanmayı da bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağım da vallahi kaç ayarlayacağım bilmiyorum yani. 200 lira mı ayarlayacak, 100 lira mı ayarlayacak bilmiyorum. Ben işte ilk defa herhalde şu tepsisi. Tepsi bu. Bilmiyorum kaç kere görelim mi? Burada böyle bir yer var. Şimdi bunun altına da kart yanmayan kart seneceğim arkadaşlar. Şimdi bunun gibi yanmayan kart ya. Yanmıyor. Evet bu. Şimdi kağıdı bir. Ama kadar da olmuyor. Bana yanmayan kağıdı aldı. Bunu bunu keserek bakacak. Tarifine başa basacağım arkadaşlar. Merdiven mantar var. Evet. Şöyle bir daha göstereyim. Tarifi elmasları aldık. Sevgi aradım, sevgi bir olmuş. Elmas aradım, gayri elmas 180 derecede hatta indi. 180 derecede atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle tek tek yapıyorum ki şöyle çok varsa gitsin girsinler. Şimdi böyle toplu halde yıkamını gitmiyor. Evet. Şöyle yapalım.
Evet arkadaşlar, mantarları ikiye ayırdık. Şimdilik mantarımızı sürelim bakalım. Şunu da alalım. Bence yanılmamız lazım bakalım bir. Şunu da şuraya sürelim arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet. Yüz seksen. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Evet, merakla bekliyoruz arkadaşlar. Merakla. Bir de üstüne şimdi kaşarı da şiydim arkadaşlar. Kaşarı rendeleyim. Kaşarı da üstüne atayım. Bakalım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bay be. Evet arkadaşlar, mantar. Bu arada üşüyor arasında. Üstünde bakalım var. Evet arkadaşlar, mantarı yaptık ama oldu mu olmadı bilmiyorum. Bakacağım tadına. Yani yollara 10 numara olmuş diye. Vallahi acayip olmuş arkadaşlar. Aslında yumurtalı pişireceğiz arkadaşlar. Yumurtalıyı da erindim. Bu şekilde daha iyi olmuş gibi geldi bana. Kaşara bakın arkadaşlar. Bu arada çay da koydum arkadaşlar. Bunun üstüne iyi çay gider. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizde kalın. Çayım da burada kaynıyor arkadaşlar.